küfür devletlerinin herhangi bir bankasından bankaya zarar vermek için bir Müslüman kredi çekebilir mi? Ödemeyi düşünmemek şartıyla. Ya da bir Müslüman kafire zarar vermek için savaş ortamı dışında onun malından çalabilir mi? Demiş kardeşimiz. Hayır. Niye hayır? Şimdi onu anlatacağım inşallah sebebini. Şundan ötürü hayır. Şimdi kardeşler, normalde asıl olan kafirlerin malı ve canı helaldir. Yani İslam'ın hükümlerine göre asıl olan kafirlerin can, mal ve namus emniyeti İslam'da yoktur. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, estağfurullah, Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki önce فَاِذَنْ سَنَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُرُ الْمُشْرِكِينَ Haram aylar çıktığı zaman müşrikleri öldürür. Bir ayet sonra Allah azze ve celle diyor ki فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ Şirkten tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse onların yollarını bırakın. Yani artık onları öldürmeyin diyor. Biz buradan anlıyoruz ki kafirin koruması yoktur. Kafirin tek koruması şirkten tövbe edip İslam'a girmesidir. Peygamber de öyle söylüyor Enes'in hadisinde. مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ Kim la ilahe illallah der, Allah'ın dışında ibadet edilenleri de inkar ederse, malı ve kanı haram olur, hesabı Allah'a aittir. Kafir aslen malı canı helaldir, İslam olması müstesna. Fakat bununla beraber, bir kafirin malını ve canını İslam dışında koruma altına alan şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi ahittir. Yani Müslümanlar herhangi bir kavimle anlaşma yaparlarsa, anlaşma süresi bitinceye kadar onların malları ve canları Müslümanlardan emanette ve selamettedir. İki, ahit gelen bir şeydir. Devletler arası bir hukuk gibi düşünün. İki, eman. İster Müslümanların emirleri eman versin, ister Müslümanlardan sıradan biri eman versin, fark etmez. Kafirlere eman verilmişse, yani sen bizden eman içerisindesin, rahat olabilirsin denmişse, malı ve canı Müslümanın malı ve canı gibi koruma altındadır. Velev ki en basit biri bile bu emanı verse fark etmez. اَلْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَعُ دِمَاءُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ Müslümanların kanları eşittir ve onların en basitinin vermiş olduğu eman bütün Müslümanları bağlar diyor aleyhissalatü vesselam. Ki Mekke'nin fethinde kadınların vermiş olduğu emanları bile Peygamber aleyhissalatü vesselam eman olaraktan kabul etti. Yani siz savaştan ne anlarsınız, siz savaş hukukunu bilmezsiniz demedi. Kadınların emanını dahi Peygamberimiz savaş ehli olmamalarına rağmen kabul etti. Eman iki kısma ayrılır. Eman iki kısma ayrılır. Bir, şer'i eman vardır. Bir de örfi eman vardır. Şer'i eman nedir, örfi eman nedir? Şer'i eman, senin herhangi bir kafiri karşına alıp sen benden emniyettesin, rahat olabilirsin, istediğin gibi hareket edebilirsin diye ona eman vermendir. Bu şer'i emandır. Sözle kafire eman vermek. Örfi eman ise herhangi bir kafire örfen eman kabul edilen bir diyaloğa girersen, sen ona sözle eman vermesen de örfen sen ona eman vermiş olaraktan kabul edilirsin. Bunun delili ne? Bunun delili şu. Mughira ibn-i Şube Müslüman olacağı zaman yolculuk yapıyor. İki arkadaşı, bir de Mughira ibn-i Şube, iki arkadaşını öldürüyor. Arkadaşının mallarını alıyor, Medine'ye geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben Müslüman oldum. İki tane de müşrikle beraberdim diyor, onları da öldürdüm. Onların da mallarını da aldım, getirdim. Peygamberimiz diyor, İslam'ına gelince İslam'ını kabul ederiz. Ama getirmiş olduğum mallara gelince biz bu malları kabul etmeyiz. Çünkü bunlar aldatma malıdır. Aleyhissalatü vesselam o malı Mughira bin Şube'den kabul etmiyor. Bu kısayı Bukhari rivayet ediyor. Kısa uzun. Şimdi burada problem, işgal. Mughira ibn-i Şube müşrik. İki arkadaşı da müşrik. Müşrik müşriğin malını almış. Ne var bunda? Yani koruması olmayan, koruması olmayanın malını almış. İslam alimleri demişler ki hayır. Çünkü örfte biri biriyle yolculuk yapıyorsa ona eman vermiş demektir. Hiç kimse güvenmediği insanla yolculuğa çıkmaz. Bir insan bir insanla yolculuğa çıkmış, komşuluk yapmış, ticaret yapmış ise demek ki ona güveniyor ve onunla böyle bir ilişki içerisine girmiş demektir diyorlar. Ve fıkıhta da, yani kavaidul fıkhiyede şöyle bir kaide var. Diyorlar ki اَثَّابِتُ عُرْفًا كَثَّابِتِ شَرْعًا Örf ile sabit olan şey şeriat ile sabit olmuş gibidir. Ne zamana kadar? مَا لَمْ يُخَالِفْ شَرْعًا
şeriata muhalefet etmediği müddetçe örf ile sabit olan şeriatla sabit olmuştur. Bu işin bir boyutu. Yani senin bir kafirin malı koruma altına alman için, canını koruma altına alman için sen benden eman işindesin demene gerek yok. Ticaret yapıyor musun? Kimse güvenmediği adam senin hırsızlık yapacağını bilse seninle ticaret yapmaz. Kimse güvenmediği adamla senin onun namusuna malına el uzatacağını bilse seninle komşuluk yapmaz kesinlikle. Bu örfen kabul eden şeyler. Hele bir de bu bir anlaşmaya dökülmüşse Allah Azze ve Celle diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ Ey iman edenler, akitlerinize karşı vefalı olunuz diye. اَوْفُوا بِالْعُقُودِ El-ukud kelimesinin başındaki eliflam istigrakiyedir. Yani يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَوْفُوا جَم۪يعَ الْعُقُودِ Ey iman edenler, bütün akitlere, bütün sözleşmelere bağlı kalınız diye. Ki zaten tefsirciler Maide suresinin girişindeki bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken dediler ki bu umumiyet ifade eder. Kafir, Müslüman, zimmi, harbi fark etmez. Sözleşme yapılmış ise eğer Müslümanın o sözleşmeye bağlı kalması gerekir. Bir örnek vereyim size Allah Resulü'nün sözleşmelere ne kadar bağlı kaldığına dair. Bedir gününde iki tane Müslüman Mekke'den kaçıyorlar. Kafirler bunları yolda yakalıyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Biz diyorlar Medine'ye gidiyoruz. Hayır diyorlar, siz gidip Muhammed'e destek vereceksiniz. Allah'a yemin ederiz ki diyorlar, biz Muhammed'e destek vermeyeceğiz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem savaş açmış bir kavme söz veriyorlar. Daha sonra Peygamberimize gelip durumu anlattıklarında Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, gidin Medine'de beni bekleyin. Yani bakın onları öldürmüş, yurtlarından çıkarmış ve bir 10 dakika sonra savaşacağı bir kavme bile Peygamberimiz savaş esnasında bir söz vermişse gidin Medine'de beni bekleyin, siz onlara söz verdiniz çünkü diyor aleyhissalatü vesselam. Onun için sen bankayla bir sözleşme yaptığında, alışveriş yaptığında sözleşme yapıyorsun, parayı geliyor diyeceğine dair o adamlara söz veriyorsun veya bir takım maddelerin altına imza atmış oluyorsun. Bir Müslüman olaraktan hani bunlar kafirdir, bunların malları da işte bize helaldir mantığıyla bakaraktan şey yapmamak lazım. Çünkü kardeşler şunu unutmayın. Biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki Mekke'yi terk edeceği zaman birinin ölümünü göze alaraktan onu Mekke'de bıraktı. Müşriklerin ona emanet etmiş olduğu malları onlara geri çevirdi. Oysa o müşrikler Müslümanların mallarına el koymuştu. O müşrikler Müslümanları yurtlarından sürmüştü. Buna rağmen peygamberimiz onların ahlaksızlığıyla onlara muamele etmedi. İslam ahlakıyla onlara muamele etti. Bizler davetçi insanlarız. Sen böyle bir yanlış yapacaksın, ben insanları davet edeceğim. Adam bana diyecek ki senin gibi bir hırsız, daha önce de senin gibi bir hırsız bana böyle yaptı, ben nasıl senin söylediğini dinleyeyim diye. Müslümanın bir ilde bir şeye gidiyor, bir markete gidiyor. Marketin kapısındaki çocuk kızarıyor, bozarıyor, terliyor. Ya işte abi ben alamam sizi içeriye diyor. Yanında eşi var çarşaflı, işte bir de Müslüman sakallı. Alamam sizi içeriye diyor. Tabii çocuk demek muhafazakar biri. Bu durumdan rahatsız da oluyor. En son diyor ki valla yani bir tarihte bu kıyafette birileri buradan hırsızlık yaptılar. Müdürün de kesin talimatı var. Bu kıyafetlileri şeye sokmayacaksın diye. Markete sokmayacaksın diye. Yani onun için Allah'tan korkmak lazım. Müslüman ahlak sahibi olan insandır. Kafirlerin malları eğer en basit bir korumayla koruma altına alınmışsa bile Müslümanların çok çok buna dikkat etmeleri gerekir. Hatta birçok yerde bizim ne anladığımız değil, kafirin ne anladığı önemlidir. Ömer radıyallahu anh diyor ki, sen bir kafire desen ki gel buraya seni öldüreyim, o da bundan gel sana eman verdim anlasa, diyor, sen onu öldüremezsin. Çünkü eman senin söylediğin değil, karşı taraftakinin anladığıdır, diyor. Yani bir kafir gel seni öldüreyim den gel sana eman vereyim anlamışsa, sen ona karışamazsın. Hele kardeşler biz şu an savaşmıyoruz yani, hani bir savaş hukuku yok ortada. Müslümanlar davet yapıyorlar. Daha fazla İslam ahlakını ön plana sürmeleri gerekir. Davet esnasında bırakın kafirlerin mallarını almayı, kafirlere mal vermeye teşvik ediyor Allah. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا Onlar yiyeceği sevmelerine rağmen diyor Allah, o yiyeceği miskin olana, yetim olana ve esir olana verirler. Esir kimdir? Esir düşünün yani kafir bir esir var, yetim bir kafir var veya miskin biri var. Allah Müslümanların mallarını onlarla paylaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ İlk inen ayetlerde Allah Peygamber'e diyor, bir dilenci sana geldiğinde, Mekke'li müşrikler bunlar yani, onu geri çevirme diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Onun için davet esnasında asıl olan
İslam'ın güzelliklerini ve İslam'ın ahlakını insanlara yansıtabilmektir. Bu tip uygulamalardan uzak durmak gerekir. Allahu alem.